Üçünüz de çok güzelsiniz bu arada hanımlar. Teşekkür ederim. Yani yalnız olduğunuza inanmak zor. Kastan toplamışız gibi siz yani. Yok. Teşekkür. Kas mısınız? Hayır. Bak böyle bir açık soruyorum. Bize program böyle. Kastanız kastız değil. Hayır. Ne yapıyorsunuz be? Kötü kötü oyuncuklar. Hayır efendim. Kast değiliz. Değiliz. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Blue TV'de yalnızım Mesut Bey. Alkışlarla başlıyor efendim. Sese bak, nereden baksan 2000 kişi var. 3000. 4. Herkes yoruldu böyle izleyecek. Hoş geldiniz. Hoş tatlı canım. Hanımlar. Almine, Hülya ve Merve. Almine'cim senle başlayalım. Ne kadardır yalnızsın kuzucuğum? Teknik olarak 1,5 yıldır yalnızım ama pandemi ilişkisiydi böyle 5-6 aylık. Çok da sayılmaz yani, oturup bir film izlemişliğimiz yoktur neredeyse. Onun öncesinde de ciddi ilişkimden ayrılalı 3,5-4 yıl olmuştur. Peki 1,5 yılda kimse girmedi mi hayatına? Flört ettiklerim oldu ama ilişkiye dönen bir şey olmadı. Anladım. Pandemideki ilişkinizde kim terk etti? Kim ayrıldı? Ben ayrıldım. Nasıl söyledin bunu adama? Zaten çok az görüşebiliyorduk. Pandemide sadece hafta sonları buluşabiliyoruz falan. Buluşacağız ne? Benim kafamda böyle tilkiler dolanıyor. Olacak mı olmayacak mı? İlk kez böyle sosyalleşmeye başlamışız ama sosyalleşemiyoruz. Çünkü ben sosyal bir insanım, o sosyal bir insan değil. Kötü bir şey olarak söylemiyorum ama tam bir mühendis kafası vardı onda. Sıfır duygusal mıydı? Yani sayılır. İncelikli değil. Değildi. Buluşacağız edeceğiz. Ben bekliyorum onu. Beklerken böyle bir anda şey dedim. Yok ya dedim, yani benim istediğim ilişki bu değil. Bundan olmaz. Olmayacak. Geldi söyledi mi yüzüne? Geldi, o hiç öyle bir şey beklemiyordu. Yüzüne söylemedim. Gittik bir oturduk. Orada söyledim. Yine yüzü gelmedi mi oturduğunuzda? Yüzünü, adam yüzünü orada mı bıraktı mesela? Yüzüne söyledim de yani pat diye söylemedim. Ha, anladım. Aynen. Nasıl söyledi? Mesela benden ayrıl bakayım. Ben geldim mühendis kafasıyım ama yanlış anlamıyorum söylediklerini. Hevesli hevesli geldim pandemide. Belki bir şey olur diye geldim pandemiye, bir de zorluklar içerisindeyim. Geldi. Şok oldu zaten. Ha, tamam. Hiç beklemiyordum. Şöyle öperim böyle uyurum diye geldim. Evet. Merhaba Aymina. Merhaba. Ay, özledim seni ya. Güzel. Benden de bayağı geçmiş. Buna nasıl sanıyorsun? Babangiller ne yapıyor? İyiler de başka bir şey konuşmamız lazım. Dur önce bir sipariş verelim. Şefim! Şefim! Ne içersin hayatım? Çay olsun. Masrafsız kadın, ben evleneceğim bununla. İki tane çay, biri açık ve limonlu. Açık ve limonlu içtiğini tahmin ediyorum, doğru mu? Yok, demli içerim, limonsuz. Demli ve limonsuzmuş. Tahminime sokayım, hiç şey bulamadım. Sen ne diyecektin? Ne diyecek? Ha şey diyecek. Ne diyecektin? Bak ayrılmayı unutturdum, gördün mü? Özgüvenli olursan sipariş şefim efim bir şey öpüverirsin, ayrılamaz senden. Tamam ya, sonra anlatırsın. Yok anlatayım. Tamam, sonra avatar gelmiş, gidek mi? Tamam. Gitmeyelim bundan sonra. Gitmeyelim. Da bir yere. Besaç'ı izler misin? İzlemem. Ben seni istemiyorum galiba ya. Ben ayrılsam ya. Bak sen şuradan izlemem. Git. Ah şöyle git. Al çayını git. Senle izlemem artık. İzlemeyelim bir şey yani. Neden? Ne yaptım ben? Bir şey yapmadın. Çok iyi bir insansın. Teşekkür ederim. Ben bir kere sayısalcıyım. Mühendisim. Ne netlerim var benim yani. Para sende. Onu biliyorum ama. Ha, param da mı var? Var. Haberi de yok. Param da var lan benim. Öyle mi? Ne mühendisiyim ben? Söyleyeyim mi? Sen bir şey olmaz. Adını vermiyorsun. Makine mühendisi. Makine mühendisiyim. İyi bir okuldan mezun muyum? İyi bir okuldan mezunum. Yabancı bir şirkette mi çalışıyorum? Yabancı bir şirkette çalışıyorum. Dolarla mı maaş alıyorum? Yok, o kadar değil. Al sana dolar diye. Öyle olsa bırakır mıyım lan ben seni diye. Hoş geldin Lüya'cığım. Merhaba, hoş. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen kaç yıldır yalnızsın kuzucuğum? 2 yıldır yalnızım. Ondan önceki ilişki? 5 yıl sürdü. Oo hele. Evet. Evlilik konuşuluyor muydu? Yani şöyle... İlk tanıştığımızda... Sen de böyle çok yalnızların giyeceği bir süveter var yani. Kızımız güzel de böyle yani hüzünlü bir süveter, anladın mı? Ne dese ağlayacağız gibi bir hali var. Yok yok, çok hiç iyi. Hiç öyle değil, çok eğleneceğiz. Ben çok seviyorum çünkü yalnızlığı. Oh ne hiç güzel. Hiç öyle şey değil yani. Tamam, sen bir anlat bakalım eski ilişkini. Yani ilk tanıştığımızda çok hevesliydi. Ben hani ilk tanıştığımız gün ya da nasıl diyeyim, ikinci, üçüncü gün hani sevgili olduğumuzda, çok hızlı sevgili olduk zaten. Tamam. Ben seninle evleneceğim falan, çok hevesliydi. Kaçıncı buluşmada sevgili olduğun zaman? 2 veya 3. Tanıştığımızda bu arada üniversite öğrencisiydik. Hani dolayısıyla evlenirim sonra. Ne o, 5 sene sonra
Ne oldu sonra ilişkinin sonunda? Sonra işte sonlarına doğru mesela hani artık evlilik konusu açıldığında ki ben çok baskı yapan bir insan olmamama rağmen şeydi böyle hani titremeye falan başlıyordu evlilik falan hani. Bu ne abartı oyunculuk ayrıca yani. Kimse durduk yere böyle titremez ya. Ama konuyla gerçekten alakasızdır. Köpürdü mü hiç ağzım ağzı? Çok normal bir şey değil mi? Evlenelim. Bunu koyma bana rezil oluruz. Bu neymiş? Ama gerçekten böyle gözleri falan açılıyordu. Gözleri? Evet. Yapsana be Allah sen. Ben şimdi senim, sen de çocuksun. Burada bugün böyle gidelim, bir şey olmaz. Tamam. Ya kaç, 5 sene oldu. Artık adını koysak mı? Adını? Yani koyabiliriz ama şimdi... Ne yapıyorsun hayatım sen? Ben böyle, ben bunu yayınlayamam. Bu çok kötü bir oyunculuk bu yani. Ne yaptığı belli değil, ne dediği belli değil. İstiyor mu beni, o da belli değil. Genelde ailelerle tanışma konusunda sanırım bir paniği vardı. Aile çok sevmiyordu. Ondan gelen bir evlilik korkusu. Aile çok sevmiyordu mu? Ya ben çöpsüz yani, inşallah anası babası ölmüş bir kadın bulurum. Asla tanışmak istiyorum, ne nişanda ne düğünde. Ama gerçekten öyle. Sen ailenle mi tanıştırmak istedin? Yok, işte ilişkinin başıyla sonunda farklı tavırlar içerisindeydi. O ilk hemen tanışmak istedi. Seninkilerle? Evet. Tanıştı. Yani, evet evet, ikinci haftada falan tanıştı. İkinci haftada? Evet evet. Sonra 5 sene beklediniz, sen mi tanıştın? Tanışmak istedin? Yok, ben de işte telefonda vesaire hani tanışıklığımız var. Yüz yüze tanışmadın ama? Yok. Kim ayrıldı? Ben ayrıldım. Nasıl ayrıldın? Nasıl söyledin? Bir olay oldu. Aldatma aldatılma mı? Aldatma sayılabilir ama tam değil. Flört aşamasında. Yakaladın. Evet, ne mesajlarını yakaladı. Şehir dışındayken sabahtan akşama kadar mesajlaşmış. Kızı ben de tanıyorum. O da zaten 1 aylık falan tanıyor kızı. Bayağı yoğun bir flört var ortada. Kız da seni biliyor. Biliyor. Mesajda ne vardı? Aşkım bir tanem yoktu ama şey vardı mesela işte mukalar mucular, iyi geceler falan hani bu kalpli öpücük var ya. Sen taklide girme. Ben düz anlatayım. Estağfurullah. Nasıl anlatırsan anlat. Buyurun. İşte öyle emojiler, işte fotoğraflar hani normal bir flört nasıl oluyorsa. Sen de bunu gördün, ne dedin? Ayrılıyor mu senden dedin? İlk gördüğümde bir şey demedim. O gün kızla buluşuyordu. Beni de çağırmıştı. Kızla mı buluşuyordu? Kızla dedim, yok hayır, arkadaş ortamına gidiyordu. Heh. Ben de geleyim dedim. Gittim gözlemledim. Hani mesajda çok büyük bir samimiyet var ama ortamda yok. E sen yani, varsın diyedir o. İşte. Şimdi aydınlanıyor ama... ya. Aa, lan ben geldim diye ya. Yok hayır, yani kız arkadaşları var, samimi kız arkadaşları da var. Yanlış anlamışımdır diye hani konduramadım. Anladım. Tabii ki 5 senelik ilişkimi. Bir de 5 sene ya, doğru söylüyorsun. Hani belki de yakın arkadaşım. Hatta içinden var. Diyorsun ki inşallah yanlış anlamışımdır. Evet evet, tabii ki. Gittiğim ortamda da o yakınlığı görsem zaten sorun etmeyeceğim. Ama böyle hani hiç birbirlerine olur ya, nereye bakmazsan orayla daha çok ilgileniyorsundur aslında. Hani biraz öyle bir durum vardı. Ciddi düşündüğünü de düşünmüyorum. O ara hani bir heyecan gibi. Yani benden ayrılmayı da düşündüğünü düşünmüyorum zaten. Hani devam edecekti bende. Bu bir dursun ama bu da bir değişik. Ben bununla bir flört edeyim gibi bir tamam, durum. Tamam, bunu asla kabullenmemeliyiz. Tabii ki kabullenmedim zaten. Tabii. Sen kuzum, sana da geçelim. Bu kız bitirmeyecek. 3 saat anlatır. Sen ne zamandır yalnızsın kuzucuğum? Evet, temel konumuz... Konumuz mu? Ama yalnızım Mesut Bey. Adı belli, dekor belli. Konumuz yalnızlık hayatım. Aklında olsun. Evet. Buyurun. 2021 Mart'ta sanırım son bir böyle uzun süreli bir flört tarzı bir şeyim olmuştu böyle. 5 ay kadar sürdü. Ne sevgililik ne böyle flört kadar düşük. Arada derede bir şeydi. Dur şimdi biraz açalım beraber. Ne sevgililik ne flört kadar düşük ne demek? Ya şöyle. El ele geziliyor mu sokaklarda? Hayır. Öpüşülüyor mu? Evet. Uyunuyor mu? Evet. Takılıyorsunuz hayatımızın böyle ne sevgililik... Götünden kavram uydurma ya. Ne sevgililik ne flört kadar düşük. İnsan mesela birbirinizle arkadaşlarına sevgilim diye tanıştırıyor musun birbirinizi? Ya arkadaşlarımız birbirimizi biliyor ama böyle flört olarak biliyorlar. Yani sevgili değil. Öyle bir şey. Ama bu kimin kararı? Sen mi böyle olsun istiyorsun, çocuk mu? Ya biz dating app'ten tanıştığımız için öncelikle tamam. Ben dedim ki sevgililik düşünmüyorum dedim. Hani önce biraz tanıyalım edelim derken bir 2 ay geçti zaten o tanıma sürecinde. Sonra da zaten 3 ay kadar. Ama böyle kendisine de söylüyordum böyle dışarıda olan çiftlerde bir şey var. Onlar bizde yok. Ne var onlarda? Birbirlerine aşkla bakıyorlar. O bizde yok. Ama işte onun dışında çok mantıklı. Sadece mantıklı bir süreçti. O kadar. Ondan önceki ciddi ilişkimde zaten 2019 Haziran'da mantıklı falan... dediğin ne? Ya mantıklı dediğim nasıl? Zekiydi. Kendisini geliştiriyordu. Bana katkıda bulunuyordu. Ben ona katkıda bulunuyordum falan. Böyle bir süreçti. Bu kadar. Katkı ne? İnşallah para değildir katkı. Dur bakalım. Ben ona 1000 lira veriyordum, o bana 1500 veriyordu. 500 borçlanınca onu ben haftaya ödüyordum.
katkıdan kastım aslında şöyle. Ben kendini geliştiren erkeklere bayılıyorum böyle. Hani akşam kursa gidiyor ya da... ne kursuna gidiyor aslan? Ya böyle İngilizce kursu. Pole dance kursuymuş. Kendini geliştiren erkeklere bayılıyorum. Bir gütü var Mesut Bey, pasparlak. Hani ya da böyle borsa hakkında eğitim alıyordu. Böyle, borsa hakkında? Evet, birden fazla böyle... Yaşı ama, senden büyük müydü bu aslanım? Büyüktü, 2 yaş kadar büyüktü. Öyle. Onun öncesi zaten 3 senelik bir ilişkim vardı. Gerçekten sevgililik oydu. Ona da geleceğiz birazdan. Alminacığım, bunun son ilişkim var ya. Sonra da yeni sevgili yapmış mı? Bakıyor musun arada? Bakmıyorum. Normalde bakarım bu arada eski sevgililerim ama ona bakmıyorum çünkü yurt dışına yerleşti. Var mı bilmiyorum. Orada bulduysa yabancı birini. Sen kuzum? Eski sevgili, yeni sevgili yapmış mı? Sanırım yapmamış. Yani görünürde öyle bir şey yoktu en son stokladığımda. Sen böyle bir ATV dizisi gibi konuşuyorsun. Kanatsız kuşlar bir kişi olmuş. Bence kıyafetten oldu. Estağfurullah. Halin, tavrın, tatlılığın gerçekten. Teşekkür ederim. Böyle yani sana 5 dakika bakınca soba beliriyor gözümde benim. Yok yok. Valla tatlı anlatıyorsun. Böyle ben hüzünlendim sen böyle anlatırken. Valla. Kızıcık yeni sevgili yapmış mı bu 5 aylık? O yapmış. Profil resmine koymuş. Profil resmine? Nasıl evet. Bu yeni kız? Senden küçük güzel mi? Küçük fotoğraftan çok görünmüyor. Bakmış yani, şimdi sen yine ama. Biraz uzun. Sana küçük fotoğraflar uzun olduğunu nereden anladı Allah razı olsun? Çünkü... Şu kadarcık şeydi. Sürü gibi valla. Ekrandan çıkmış. Hayır. Sen şimdi insan bazen merak ettiği bir şeyde sonuç alamayacağını bile bile küçük fotoğrafı yine de bir büyütmeye çalışır, anladın mı? Yani daha da düşemezsin bu hayat yolunda. Hiç denedin mi böyle büyüyor mu diye? Hayır, o kadar değil ama oğlan uzundu. O da onun yanında yani yakındı. Uzun olduğunu o yüzden. Ha, anladım. Güzel bak, güzel açıkladın yani. Yani kaçtı senin adamın boyu? 1.85'ti. 85? Evet. Kız da demek ki 77-78. Var demek. Sen kaçsın? Ben 1.55'im. Çocuk sende olmayan 23 santim katmış hayatına. Değil mi yani? Bayağı bir şey katmış. Evet. Ne kattı bilmem. Mantık çerçevesi de katmış 23 santim. Öğrendin mi azıcık stok? Kız neciymiş, ne yapıyormuş? Hayır, sadece ona baktım. Yani aa dedim sevgili yapmış, tamam bu kadar. Başka hiç stoklamadım. Öyle mi? Ben bulsaydım stoklardım. Her şeyin yani öyle bir sevgilisi olsaydı onun hesabına da girerdim. Sonra Twitter hesabına da girerdim. Varsa LinkedIn'e de girerdim. Ben de öyleyim. Yani. Ama LinkedIn'de görünüyor mesela hani şu kişi görüntüledi diye. Oraya bakmamak lazım. Ama çok şu an LinkedIn'e ise edemezsiniz arkadaşlar ya. 8 tane yer var bakabileceğin. LinkedIn'den bakınca gözüküyor olur mu ya? Evet. LinkedIn'de de gözüksün. Zaten siz bakamayın diye LinkedIn bunu yapıyor. Anladın mı? Orada insanlar ekmek peşinde, aş peşinde orada. CV yazıyor. Bu da hala ne yapmış bu orospu? Bakalım nerede çalışıyormuş? Orada çünkü başka evet. Bir dünya var yani, anladın mı yani? Herkes ekonomi belli, şu an aman işsiz kalbim, iş bulayım, yeni bir işe nasıl geçerim, orada öyleyiz. Öyleler. Sanki ben de pezevek, sanki her gün orada. İyi akşamlar, komedyenliği bırakmak istiyorum da. 5 sonra kendimi CFO olarak görüyorum, hadi bakalım ne olacaksa olsun. Hatta ben bir önceki sevgilimde... Çocuğu stalklamayı bırakmıştım, kızı stalklamaya devam ettim. Onu ben çok de yaptım. Ha, çocuğu bıraktı artık, çocukla alakalı. Kızı mı beğendin? Onunla olmadı, belki bununla olur, ne olacaksa olsun diyor. Biseksüeldi kız gerçekten bu arada da. Ya arkadaş, ben artık fal bakacağım, bu ne ya? Sen peki ne kadar süre daha kızı stalkladın? O kız güzel miydi senden? Yok. Açık ol ya. Güzel kızdı gerçekten, güzele güzel derim. Yani güzeldi ya, güzeldi. Senden güzel miydi? Senden seksi miydi? Benden seksi miydi? Olabilir. Benden seksiydi. Sen kendi seksiliğine kaç veriyorsun? Kendi seksiydim evet. Ben. 7. Sen kuzum su yetersiz düşüne bakalım. Ben daha düşüktür ya. Hayır efendim, katılmıyorum. Hanımefendinin 7 olduğu yerde en az 7'sin. Ha, teşekkür ederim. Ama ben biraz hani giyim tarzı o. Yani seksilik biraz da enerjiyle alakalı ya. Evet. Böyle giyim tarzıyla vesaire. Hani o açıdan. Ben şaka yaptım alt. Ya. Benim böyle çok şeyim var. Takılmadın değil mi? Kurtaracağız diye. Ben var ya beyaz su yeterse sokağa çıkmam ya. Böyle format diye ben bunu gideyim. Yalan Baran. Yani ondan dolayı. Hani enerji olarak hani seksi. Senin enerjin muazzam ya. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok da çekici bir insansın. Sen ne bakıyorsun Süyeter'e? Ben ne bakıyorum ayrıca, değil mi? Kaç veriyor kendine? Tamam, 7 olsun. Sen kuzum? Ya ben de max versem 7 verirdim ya. Bence 9. Arkadaşlar 16. dakikada birbirimize yürüyemeyiz yani. Bu program biz rahatız diye de coşmayın ulan iyice. Ama en az 9'u var. Ben gördüm demin kulisi resmi. Neleri var ya?
Ama biz iki saat beraberdik. Tamam tamam. Zaten ondan korkuyoruz bu kadar insan biz burada. Merveciğim sen aldatılmışsın doğru mu? Ya. Ne oldu? Ben aldatıldığımı öğrendikten sonra eşyalarını topladım. Beraber evet. Yaşıyordunuz. Hayır hayır. Yani hafta sonları falan geliyordu. Böyle küçük bir çanta eşyalarını topladım. Sonra çantanın yan tarafında bir flaş buldum. Dedim ki ne olabilir bir bakayım. Tamam. Sonra flaş diski taktığımda eski sevgilimin eski sevgilileriyle uygunsuz fotoğrafları, videoları hepsini buldum. İzledin mi baştan sonra? Ya denk geldik birkaç tane izlemiş bulundum. Kaç dakikaydı? Oho! Hayır, hayır efendim. Hayır. Kaç ayrı kişiydi? Ya bayağı vardı. Yani nude'lar falan var içerisinde ve klasörün adı ifşalar klasörüydü. Çocuk da saklamak için bayağı uğraşmış yani. Çünkü böyle şeylerde şey dersin, Türk vergi sistemi yazarsın, anlaşılmaz yani için. Yani arkadaşlar anlatıyor, benlik böyle bir şey yok ya. Daha sonrasında ben o flaşın hepsini... Ne hissettin izlerken? Ay, yani insanlar normalde sevgililerini başka kızlarla düşündüklerinde dahi bu duruma katlanamıyorlar. Ben izledim. Tamam. Yani... Kapattın mı? Yoksa izledin mi sonuna kadar? Hayır. Sonuna kadar... Atlaya atlaya mı? Yani baktım mesela bu kızla da mı aynı şey? Bu kızla da mı aynı şey? Aynı şey. Akıllarda tek bir sorun ne? Herkes merak ediyor. Ne? Sor! Moderatör değil misin? Pezevenk sorsana. Anladım. Değişik biraz hikayeymiş sert, ha. Evet. Sertmiş sertmiş. Çantayı verdiğinde söyledin mi ben flaş bellek buldum diye? Flaş bellek içerisinde koydum ama içindeki bütün görüntüleri sildim. Bilgisayarıma kopyaladım. Flaşı boş bir şekilde verdim. Şimdi. Önce bir kere silip kopyalayamazsın. Kopyalayıp silersin. Evet tamam. Önce sildim sonra bomboş aynı kopyaladım. Benim bilgisayarımda ne var? Sıfır. Aynı benim bilgisayarım. Hiçbir şey yok ki. Tabii önce kopyalayıp evet, sonra. Evet. Sen niye kopyaladın? Çünkü ne olur... Arada ne bakacağım olmaz. Diye. Çok sevdim Mesut Bey. Hayır. Ne olur ne olmaz. Kabul etmezse. Hayır. 3 sene sürdü ilişkimiz. Yani en ufak küçük bir tehditinde ya da bir şeyinde... Ha. Kullanabilirim diye. Anladım. Söyledim zaten yani böyle böyle ben. Kabul ben etti de mi? Artık flaşı da sana boş bir şekilde veriyorum diye. Tamam dedi. Yani tamam dememe gibi bir şey yok ki. Lüksü yoktu. Anladım. Güzel hikayeymiş ama. Evet. Vay be. Ne soracağımı unutturdun Allah'ın cezası. Böyle güzel konu ki. Senin var mı pornoların hayatım? Ne sanat sana? Olmaz mı diye hepsi anlatsa ya. Ama en çok su yeterliye şaşırdın. Zor. En sert bölümümüz. Ben çok mutluyum. Ne olacaksa olsun ya. Halbine hiç friendzone'a düştüğün oldu mu? Heteroseksüel bir insansın. Hı hı. Karşı cinsten bir kankan var mı? Var tabii. Öyle mi? Hı hı. Hiç diyor musun mesela o kankaya ben bir adım atsam o 3 adım gelir? Demiyorum. Geliriz ama biz. Biz erkekler geliriz aklında olsun. Onu biliyorum. Olsun. Benim çok yakın erkek arkadaşlarım da var. O konuyu pek düşünmemeye çalışıyorum. Hah. Ama yine de bir diyorsun yani ben bu... Ya benim aklımdan öyle bir şey geçmedi. Geçmiyor. Geçmiyor onların olmadan. Da geçtiğini düşünmek istemiyorsun. Düşünmüyorum. Yokmuş gibi öyle bir şey. Hiç peki böyle olacak olmayacak bir durum oldu mu? Flört gibi, friendzone gibi, aman birbirimizi kaybetmeyelim, sevişirsek görüşmeyiz, yapmayalım. Yok olmadı. Aynen öpüştüm seviştim Hüsnü. Hiç olmadı öyle bir şey. Olmadı öyle bir şey. Olmadı. Sen kızcığım Hülya'cığım hiç friendzone'a düştün mü? Şöyle lisede, üniversitede vardı tabii yakın karşı cins arkadaşları. Şu an? Şu an çok yakın yok yani öyle kankam diyebileceğim bir erkek arkadaşım. Şöyle bir durumun oldu mu yani friendzone'a düştük belli mi olur olacak mı olmayacak mı falan? Yok genelde netti ya flörttük ya arkadaştık. Ha anladım. Evet. Sen kızım? Benim de çizgilerim çok nettir. Arkadaşım arkadaşımdır. Arkadaşım arkadaşımdır. Flash bellek flash bellektir. Nettir her zaman. Değil mi kuzucuğum? Evet. Yalnız uyumak nasıl Albine? Kötü. Ben sevmiyorum. Köpeğimle uyuyorum bu arada. Çok yalnız sayılmam. Sayılırsın ona... hayatım. Şimdi öyle köpeğimle. Köpeğe de sormak lazım bakalım seninle uyumak istiyor mu yani? Köpek ben... bazı köpekler darlanıyor bence yani. Çubuğu bıraksa da rahat rahat kulübe eve gitsem diye. O da öyle. Canı isterse geliyor. Öyle mi? İstemezse salonda yatıyor. Köpek de zaman zaman hayır diyor. Ne zor ya? Gerçekten öyle. Öyle ben, mi? Ben sevmiyorum. Ben bir yere uyumayı seviyorum. Seviyorsun. Evet. Ha, anladım. Yani yalnız uyumak, uyumak gibi bir böyle hani konforlu şey... değil mi yalnız uyumak? Yok benim için. Ben her yerde uyurum. O yüzden de öyle bir konfor arayışım yok ekstra. Aha. Zaten yastığa başımı koyar koymaz da uyurum. Tamam. O yüzden biriyle uyumak güzel yani. Sadece güzel tarafları var bende. Anladım. Kuzucuğum? Ben yalnız uyumayı çok seviyorum gerçekten. Yani çok sen güzel. Sen değil şu an su yeter konuşuyor ben sana söyleyeyim.
Hakikaten keşke mi? Keşke arada süvetere çıkarsaydım. Belki değişirdi. Yok ya. Çok yok, hayır, sen ama... onu çıkarsan ben bu programın ikinci bölümünü çekmezdim yani. Vallahi billahi. Ben zaman zaman ondan 4 kişi ağırlıyorum ben bu şu anda bunu. Teşekkürler. Çok, ben de öyleyim bu arada. Çok mu seviyorsun yalnız uyumayı? Gerçekten çok seviyorum. Anlat seviyorum. Biraz. Yalnız uyumanın konforu ne demek? Ya şöyle, daha doğrusu hani yanında biri varken ya ben huzursuz oluyorum. Mesela uyuyamıyorum. Ya da erken uyanıyorum. Yani bir şekilde böyle bir şey oluyorum. Hani yalnızken daha iyiyim. Hani geniş bir yatağım var ve aslında gerçekten de yarısını kullanıyorum. Şöyle bir yüzdeye vurursak 365 günün kaçında yalnız uyuyorsun? Benim mesela 365. Benim de bir 350'si vardır ya. 350. Tabii. İyiymiş yani ha. 2 senede. Neden teyze iki su yeter konuşuyorsun? İyiymişler 15 ha. Son 2 senedir böyle yani. Son anladım. Için. Sen kızcığım. Ben yalnız uyumayı çok sevmiyorum. Ben sarılarak böyle uyumayı çok seviyorum. Aha. Öyle kötü bence yani yalnız uyumak. Bu sesini ne yapacağız? Uyumak. Halbine yalnızlığı hak ettiğini düşünüyor musun? Yalnızlık bu arada bir mertebe de olabilir, aşağıda da olabilir. O senin baktığın yere bağlı. Aynen. Yani ben yalnızlığı böyle yüce bir şey olarak görmüyorum. Yalnız olmayı seven bir insan da değilim. Dolayısıyla hak etmediğimi de düşünüyorum. Yani bence ben böyle sevilmeyi, sevmeyi, romantik bir ilişkiyi hak ediyorum. Hak ettiğimi bulamıyorum. İçeride dediler ki Instagram'larımızı söyleyebilir miyiz? Bu bunları... Vallahi bileyim, bu onun altlığı şu an yani. Sevilmeyi hak ediyorum. Bu arada Aymine 94 Instagram'ım. Demek LinkedIn. Orada da varım efendim. Aymine iş arıyor 89. Nedir Instagram'ı? Aymine Planci Oglu. Ben dedim size. Hevese bak. Sen kızım. Ben yalnızlığı... Yani olumlu yönden bakıyorum yine. Çok hak ettiğimi düşünüyorum. Hatta ayrılığımın ilk senesinde hak edilmiş bir zaferdi benim için. Yani yalnızlık çok güzel bir şeydi. Şu anda da öyle. Evet, ben... uzun ilişkiden çıktıktan sonra bir insana bir özgürlük gelir. Evet, evet. Ne güzelmiş yani... lan kendimle kalmak olursun. Gerçekten öyle. Ben normalde de zaten yalnız olmayı severim. Biraz sosyal anksiyetem var. Çok sosyalleşince böyle bir detoksa girmem gerekiyor gibi. O yüzden seviyorum yalnızlığı. O konuda hak ettiğimi senin düşünüyorum. Senin sosyal anksiyeten var şu an... Bütün hayatını insanların önünde kamera karşısında mı anlatıyorsun yani? Bu nasıl anksiyete lan? Hepimize nasip olur inşallah böyle anksiyete. Senin geçmiş oğlum anksiyeten bir şey kalmamış. Yok öyle değil. Hani mesela arkadaş ortamında, kalabalık ortamda çok hani bir gün, iki gün, üç gün. Sonrasında bir yalnız bir durup bir duvara bakmam lazım. Bir anda. Evet, evde durup sadece böyle duvarı izleyip, belki bir müzik açıp, böyle overthink yapıp. Yani öyle bir dinlenmem lazım. Ayakta. Yok uzanıyorum. Koltukta. Son biraz yatakta. Duvara sonra... bakıyorum boş boş. Ha? Evet. Belki delirmiş olabilirsin. O da olabilir. Akli ya. Dengen sence tam olarak yerinde mi hayatım? Yok tam olarak olduğunu düşünüyorum. Bence de bu arada. Senin... Hayır ben de öyleyim de anladım yani seni. Evet. Bir tık var. Hani bir terapi ihtiyacım var. Sabahları bir saat sürüyor benim yol. Her gün bir konu seçip o bir saatlik yolda overthink yapıyorum. Birkaç terapilik konuyu çözdüm o şekilde. Konu ne? Kendi kendime. Yani şimdi aniden sonra aklıma gelmiyor. Hani kendim şey mi? Ekonomimizin dışa bağımlı olması falan böyle. Kendi temel net konular ilgili, mı? İşte yanlış yaptığım şeylerle ilgili. Yani burada bir yanlış yapıyorum demek ki böyle... Üzerine düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Neden olabilir? Ben bunu nasıl düzeltirim? Sonra yolculuk bitti de düzeltmiş mi oluyorsun? Ya olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Devam ettiği de oluyor konunun. Ha, anladım. Yani ertesi güne... Sarktı da o. Ertesi günü. Ben bunu yarın sabahta bir güzel bir saat düşünürüm. Çarşambaya bir bok almaz diye. Anladım. Psikoloji biliminin çok güzel. Kendi kendimizi halletmişsin yani. Demek ki biz ne uğraşıyoruz psikiyatr? Bineceğiz otobüse bir saat düşüneceğiz bu. Sana bu inandırıcı geliyor mu? Bak ben böyle yapınca mesela. Senin tabirinle overthink yapınca her şeyi çözüyor muyuz yani? Her şeyi demiyorum zaten. Çözemedim. Çoğu şeyler. Evet evet. Mesela ilişkilerle alakalı da çözüyorum. Nerede yanlış yaptım? Bir hata, bir sonuç. Bir de ben unutuyorum yaptığım hataları. Tekrar tekrar yapıyorsa ha öncekinde de böyle yapmıştım oluyor. Aklı da az overthink yapıyor ama hafıza da çok az yani. Anladım. Instagram not söyleyeceğim mi? Yok ben söylemeyeceğim. Valla. Yok. Hele. Bulan bulur bir şekilde diye düşündüm. Bulan bulur mu? Almine bozuldu yalnız Instagram vermemesine böyle şu an. Böyle anlaştık, böyle anlaşmadık. İçeride ben gazladım burada şimdi. Gerçekten mi? Çok ayıp. Kızlar verin verin ne olacak ya? Şş, verin belki çok güzel biri çıkar karşınıza. Merak hep beraber verelim. Mesut Bey ben yok. Bir bakınsana ben hafif kadın mıyım diğer arkadaşlarım gibi. Lütfen yalnız. Lütfen yalnız. Benden değilseniz Süheter'den özür dileyeceksiniz şu an. İyi satmışsın ha kızları. Yok ondan
falan değil. Hani İçeride sen Instagram'ı vereceğiz dedin mi demedin mi? Demedim ben. Yani genel olarak konuşuldu da ben sessiz kaldım. Kızlar dedi mi? Ya net bir cümle kurmadı. Net bir cümle Yalan kurmadı söyleyeyim. O daha tehlikeli. Ama siz de itiraz etmediği için o da verecek diye düşündünüz. Evet. Ama bu daha büyük bir sinsilik. Evet mi? Şimdi biraz öyle olmuş. Ver gitsin o zaman. Yok yok. Tamam peki. Kuzucuğum yalnızlığı hak ettiğini düşünüyor musun? Yalnızlığı belli bir dönem hak ediyordum bence. Çok güzel geçti. Tek başıma takılıyorum böyle tiyatroya gidiyorum, sinemaya gidiyorum, sahile iniyorum falan. Ama artık sıkıldım bu etkinliklerden. Yani etkinliklerin kendilerinden değil de hep tek gidiyorum. Son dönemde zaten artık iki kişilik tiyatro biletleri falan alıyorum. Yanıma bir arkadaşım böyle zorundaymış gibi götürüyorum. İşte rica ediyorum. Biraz daha konuşsa ağlayacak gibi bir sesler başlıyor. Bir şey yok ya. Yani son zamanlarda artık sıkıldım. Yani, valla. Evet hep tekim, hep tekim. İşte kedim var bir tane. Sen de kedinle mi uyuyorsun? Hayır o benimle uyumuyor yani. Kediler öyle ya. Kim ne isterlerse onunla uyuyor. Evet. Evet arada misafir geliyor. Misafirle bile uyuyor. Oo çok ağır. Kedi misafirle uyuyor seni istemiyor. Gelmiyor yani. Geliyorsa da böyle yatağın uç kısmında. Böyle kendi başına uyuyor. Ha anladım. Evet ben istiyorum ki böyle sarılarak uyuyabilirim. O istiyor ki o yataktan gitti. O istiyor ki senin olduğun yerde rahat rahat yatsın. Olabilir. Sen kedinin rahatını bozuyorsun yani. Instagram verecek mi? Ay o kadar hafif kadın dediniz ya. Sence ben burada Instagram verenler hafif kadındır gerçekten demiş olabilir miyim hayatım? Hanımefendinin ağzından şaka yaptım. Aa tabii canım. İşte. Tabii canım mı? Kaçan vermeyeceğim kafana ay, göre. Ay Merve Üzümcü benim zaten. Bu hareketlere bak. Vermek istemeyene bak. Merve Üzümcü yani. Uzumcu bu arada. İstemiyorum vermek de Ü yazmayın salak salak. Uzumcu. Mesut Bey. Uzumcu. Tekrar söyleyeyim. Halimler seni fena sattılar ha ikisi de. Gerçekten. Gel kız buraya. En içi dışı bir senmişim burada. Ben sana söyleyeyim. İki tane sinsiyle çok zor ben sana söyleyeyim. Vallahi benim oyum senden yana. Ben de seni eklemezsem şerefsizim. Hadi bakalım. Söz mü? Yok. Ama ben her taraftan sağdan soldan böyle ortada bırakılamam ya. Ana vallahi eklemeyeceğim. Olası sevgili standartlarınızı düşürdünüz mü Albina? Daha önce nasıl insanlardan hoşlanıyordun? Şimdi o standartlara göre düştün mü? Benim gittikçe yükseldi. Yapma ya. Böyle de olur. Mesela ne bekliyordun şimdi ne bekliyorsun? Ya aslında böyle deneye yanıla oluyor ya bence böyle şeyler. Hani doğru. Bir ilişki yaşıyorsun orada bir şeyleri sevmiyorsun karşındaki partnerinde. Diyorsun bu olmasın. Sonra bir sonrakine o filtreyle bakıyorsun. Öyle insanlardan daha uzak duruyorsun. Dolayısıyla benim böyle o kadar artık arttı ki bu filtreler bulamayacak. Artan ne ama? Bana yani. Örnek ver. Nasıl birini artan ne? Mesela fiziksel olarak zaten o tamamen bence kişiden kişiye değişen bir şey. Hani böyle sarışın olsun, esmer olsun falan diye bir... Daha önce çirkin bir insanla sevgili oldun mu? Yani çirkin demeyeyim de. Çip çirkin diyeyim. Şimdi yok, yani anladım. Bunu da mı Allah yarattı? Dediğimiz. Hayır, onun üzerinden 2-3. Olmadım. Belli bir standardın var yani şekilcilik vardı. Olarak. Vardı. Kaç? Yani, 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 5-6. 6. 6 şu an? Şu anda 6'dır. Güzel. Onunla ilgili başka? Bir sıkıntım yok ama işte karakter açısından yani hayatta belli bir yere gelmiş olması lazım. Kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor olması lazım. Tamam. İşte özgüven, sosyallik, sosyal çevre vesaire bu şekilde standartlar eklendi. Önceden yoktu. Ya vardı yine vardı ama neyi istemediğimden artık daha eminim. Anladım. Öyle söyleyeyim. Daha mesela işte mühendis mevzusunda. Yani asosyal birini istemiyorum atıyorum. Daha anladım. Sosyal. Durup durup çocuğa gömüyor yemin ediyorum. Başka bir örnek vereyim mesela. Bir önceki ilişkimde de ne istediğine gelecekle ilgili işte planları yoktu. Emin adımlar atamıyordu. İlişkinizle ilgili mi kendiyle ilgili yok, mi? Yok kendi hayatıyla öyle mi? Ilgili. Olsun evet. İşte öyle adamlar daha eğlenceli olurlar. Amaçsız insan iyidir ya. İşte ben çok öyle bir süre öyle baktım ona bir amaç vermeye çalıştım falan filan. Kendi hayatıyla ilgili. Olmadı. Baktın olmuyor. Olmadı. Kuzum? Benim de yükseldi standartlarım. Hatta bu amaç konusu gerçekten çok yükseldi o 5 senelik ilişkimden sonra. Çünkü orada tabii bizim yaşımızdan dolayı da hani bir hayatı tutunma çabası bir yerlere hani bir düzen oturtma. Ama hem onun düzenini hem benim düzenimi oturtmak çok yorduğu için artık şu an sevgilim diyeceğim insan gerçekten işini gücünü oturtmuş. Hani hayatını kurmuş biri olması gerekiyor. Benim en büyük kriterim şu bu oldu şu anda. Onun haricinde tabii mesela işte flörtlerin falan oluyor. Orada da dediği gibi hani... İşler nasıl gidiyor flörtlerde?
Genelde first date'lerde ne yaşıyorsun? First date'lerde yani çok karmaşık. Ben uzun süre sonra ilk first date'e çıktığımda şey dedim. Ben niye buradayım ki şu an? Neden? Bilmiyorum. Bir baktım bir adapte... at gelmiş. Allah Allah. Ben niye buradayım? Bu kişilermişler şimdi. Yok. Mesela şöyle söyleyeyim. O zaman daha yeni hani Kadıköy'e falan böyle gitmeye başladım. Hani çok sosyalleşmiyordum dediğim gibi. Ve mesela hafta sonu ben böyle cumartesi günü benim etkinliğim. Hani Sarıyer börekçisine gidip Sarıyer böreği yemek falan. Sonra işte... bir tane kendime söylüyorum, bir tane Süyeter'e söylüyorum. O ıspanaklı sever daha çok Süyeter. Sonra işte... Sarıyer börekçisinde börek yemek. Cumartesi evet, etkinliği. Evet, cumartesi. Böreğimi yiyeyim. Evin nerede? Evimde ona çok yakın. Ha yakın. Tabii yakın. Tuzla'dan gitmiyorsun yani sen evet işte. Yok hemen tamam. Gidiyorum yiyorum ya da eve söylüyorum falan. İşte date'e çıktığım beyefendi de beni Kadıköy'de bir bara götürdü. Kadıköy'de? Evet. O da hayvan ol hayvan. Bari Avrupa'ya kızdı bulsaydınız. Niye Kadıköy'e çağırmış? Yok ben Anadolu'dayım. O yüzden hani yakın. Sarıyer'e yakın Sarıyer. Anadolu neresi var? Hayır Sarıyer börekçisi ama hani. Ya, Sarıyer börekçisi Sarıyer'de değil. Ay sıçayım ben deminden beri. Kıza konum attırıyorum 15 dakikadır. Ne bileyim lan. Anladım. Sarıyer börekçisi hangi semtteydim? Söyle rahatlayak bari. Maltepe. Maltepe. Tamam şimdi oldu. Kadıköy'e çağırdı adam. Evet. Sonra işte... Keşke Sarıyer'e gitseydin. Salak salak. Sonra bardan girerken dedi ki... ...ben her izin günümde buraya gelirim. Hani benim rutinim... Tamam. Neymiş rutini? İşte her cumartesi hani her izin gününde... ...o bara gidermiş. Ben Sarıyer börekçisi yiyorum. Hani... Şey olmadı bir... Böreklerle bana gitseydin. İkimizi aldım. Aha. Hadi bakalım. Hadi birer tane de plastik çatal al. Bir de Mesut Bey ben çok uzun süre bir ilişkiden çıktığım için ben date durumlarını işte tanışma mesela o bir yerde otururken mesela şey var. Bir yerde birini gördüm beğendin gidip Instagram'ını istiyorsun falan. O şekilde Instagram'ımı istedi. Hani böyle şeyler oluyormuş. Öyle. Hani çok değişmiş her şey. Sen ne yapıyorsun? 94'te bir sokağa çıkmadın mı sen ya? Sen kızım. Benim bence hem fiziksel hem de niteliksel olarak da biraz arttırdım kriterleri. Hem kendini geliştirsin istiyorum. Hem böyle işi olsun. Hem beraber oturabileyim, etkinliklere de beraber gidebileyim. Ama böyle tipi de iyi olsun. O yüzden bekarım. Yalnızım. Dünya başkanı olsun. Avro'yla maaş alsın. Evet, birisi geçenlerde mesaj atmıştı ve sen bu aradığın kriterleri Londra'da acı bulursun yazdı. Sen çocuğa kriterleri mi yazdın? Bu muhabbet ne kadar yüzeysel bir muhabbet ki senin kriterlerin neye kadar geldi? Almina, hadi toparlayalım ufaklar. Çok tatlısınız üçünüze. Ben bu kadar açık sözlü olduğunuz için teşekkür ediyorum. Üçünüze ve Süyeter'e. Çok güzel bir birliktelik oldu. En yalnız anın neydi kuzucuğum? Şimdi İzmirliyim. Biraz baştan başlayacağım ama doğma büyüme İzmirliyim. 2,5 yıl önce İstanbul'a geldim. Ve burada kendime bir hayat kurdum vesaire falan. Dolayısıyla ailem, arkadaşlarım, eski sevgililerim falan hepsi İzmir'de kaldılar. Bir gece inanılmaz moralim bozuk. Ev arkadaşımla çok kötü kavga ettik. Ya onu anlatırım mesela ben derdim tasım falan filan. O da yok yani şu an. Annemle atışmıştık falan filan. Ya zaten işimi sevmiyorum vesaire. Her şey böyle üstüme geldi. Ve böyle kaçmak istedim. Gecenin ikisi. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilmem ne. Ya arayabileceğim işte mesela iyi misin? Yanına geleyim diyebilecek biri yok. Dışarı çıktım apartmanın önüne. Aslında güzel bir yerde oturuyorum ama yürüyemiyorum. Yani bir sahile gidip bir dolaşayım diyemiyorum. Gecenin ikisi dolaşamam. Böyle kapının önüne gittim. Tek elin oraya kadar. Sonra geri döndüm. Tıpış tıpış yatağıma geçtim. Hüngür hüngür ağladım. Dedim yani hiç sevilmiyormuşum gibi geldi. Yani çok çok yalnız hissettim. O anda herhalde. Hiçbir şey anlatmadım. Hepimiz bir şey olacak diye... Dinledik, gittin, uyudun. Çok ağladım. Uyumadım o gece. Ağladın. Çok ağladım. Hay kızıcığım. Ertesi sabah nasıl uyandın? Yani hiçbir şey yokmuş gibi işe gittim. Yapacak hiçbir şey yok. Ben sana hiçbir şey olmadı akşam diye bak. Hiçbir şey yokmuş gibi kalkmışsın. Ya alıştım artık. Kızım? Ben şöyle bir şey yaşadım. İşten çıkışta ben cuma günleri hani genelde Kadıköy'e giderim ama tek giderim ben. Dediğim gibi tek takılmayı seviyorum. Kadıköy'de ne yiyor acaba? Her zaman gittiğim bir yer var. Her zaman gitti börekçi. Neyse. Sonra geliştirdim bu ilk gittiğim zamanlar. Şimdi Kadıköy'de sonradan... her zaman gittiğin yer bar mı? Evet. Ha, öyle. Yani pub gibi böyle yine alkolü bir yer. Açıyor mu bira bir tane? Evet orada yemeğimi yiyorum, biramı içiyorum tatlı. Bazen işte kokteyl falan söylüyorum orada takılıyorum. Şaşkınız şu an. İnanın. Muhtemelen Süyeter buna şahit değil şu an. O görmemiştir, o anca börek görür. Yok böyle değil daha V'ye yakın şeyler. Hele V'ye yakın yine Süyeter ama aklınız olsun. Asla o benim kimliğimi yansıtan bir şey çünkü. Gibi
sonra ben dans etmeyi falan da çok severim. Bazen de orada bir club var yine yakın. Oraya uğrarım bir 12 gibi. İşte yine öyle çıktım o diğer mekandan. Geçtim club'a. Şey varmış, konser varmış. O oynanan alana alınmıyor. Dışarıda bekledim işte konserin bitmesini. O ara beklerken herkes o kadar çok eğleniyordu ki ve kimse tek değil benden başka. Tabii ki. Konser öyle bir şey, dal birilerinin arasında ya. Ama şey hani biletle alındığı için hani konser. O alana giremedim işte. Oturdum ve onları izledim. Param mı yoktu? Yok, bilet almak istemedim. Bitecek zaten. Yalnızım, girmeyeyim. Evet evet, yani bitecek zaten. Bitince hani normal müzikler başlıyor, orada girer oynarım diye. Hani öyle bir hevesim. Oynarım. Göbek atarım. Klaba bak. Ondan ne yaptı kısa sözü? Dalga. Diye beklerken... orada herkes birden çok eğleniyor ve ben tek başıma orada aşırı yalnız hissettim. Herkes çok mutluydu işte, ya sevgilisiyle ya arkadaşlarıyla. Çok eğleniyorlardı. O an gerçekten çok yalnız hissettim. Böyle ama kıpırdayamıyorum da, sarhoşum. Belki onun da bir tık etkisi vardır. En gerçek sebebi en son söylüyor Allah cezası. Biz bir 16 tane de bira içmişim. Böyle... Kıpırdayamıyor böyle. Ya ben yalnız mıyım? 5 kişi mi geldik? Şekilde dans mı ediyorlar? Çağırıyorlar mı beni? Ben şu an algılarım çok zayıf. Tek bir duyum var. Gözümün burasıyla bakabiliyorum şu an. O yüzden o da yalnızlığımı hani daha çok hissetmeme neden oldu. Kaç tane içtin? Ben çok içmem genelde. 2-3 de zaten gelir benim kafam. O yüzden hani işte ama kalkamıyorum da yerimden. Ama çok mutsuzum. İzledikçe daha çok mutsuz oluyorum. Ama bir yandan müzikler çok güzel. Konser en son gitti. Ne oldu şu kıza da bir sorak Allah seversen. Bir bok da olmuyor, 10 dakikada her şeyi anlatıyor. Çok içtiğim için böyle duruyorum. Anlatayım, içeridekiler dans ediyor, herkes, ben tekim. Çok içtiğim için böyle duruyorum. Bir yerde lupa bağladın sen yani. Bir noktada tabii kalktım ve... Allah'ıma ne şükür. Yok, başa dön. Bir gittin, ne yapıyorlardı içeridekiler? Oynuyorlardı. Oynuyorlar, okey. Kalktın. Ağlaya ağlaya eve gittim. Bir ağlaya daha dedik ve tek gitmeyeceğim diye böyle... Keşke Elmin'in eve gitseydin, beraber ağlardınız. Evet. Merveciğim? 6 ay kadar İstanbul'da yoktum. Şubat'tan Ağustos'a kadar bir dönemde. Daha sonrasında Ağustos başı gibi geldim. Evde yapacak hiçbir şey yok. Ve böyle tekim, geldim diyebileceğim kimse yok. Yani dışarı çıkalım mı diyebileceğim de kimse yok. Böyle o gün dışarı çıktım. Sabah 7.30 gibi gelmiştim. 10.30 gibi dışarı çıktım ve o gün akşam 9'a kadar dışarıda tektim. Sonra geldim. 9 gibi eve döndüm. 10.30'da gün... niye çıkıyorsun dışarı? Şey, ben biraz erken uyanan biriyim ve günü değerlendirmeyi çok seviyorum. Hangi semtte oturuyorsun? Ataşehir'deyim. 10.30'da çıktın. Ege'deydin Watergarden'a. Nereye gittin? Yok, Kadıköy'e iniyorum. Buraya geldin sen. Herkes de Kadıköy'cü başarılı, evet. Ya da Caddebostan sahili falan geçiyor. Aho, bara gitseydin bak, o orada oturuyordun tek. Evet, ben tek bilseydim. Siz üçünüz görüşün lan bundan sonra. Vallahi billahi ağlayacağınızı beraber ağlayın. Üçümüzün yalnızlığı arttan bırakayım. Bu ne ya? Evet. Numaralarımızı aldık zaten. Vallahi. Tamam, ne güzel. İşte o gün en yalnız hissettiğim gündü yani. Hiçbir şey yapamadım. Dışarıda böyle hatta o gün kendimi iyi hissedebileyim diye psikolojik kitap aldım. Kitap okumaya başladım. Sonraki gün... Psikolojik kitap. Neymiş adı? Buradan... Psikolojik kitap. Sayfalı kitap aldım, sayfalı. Kapaklı kitap. Yazarlı kitap. Öyle, o gün o kitabı aldım. Sonra onu okumaya başladım. Belki biraz iyi gelir diye. Çünkü çok depresif. Ne aldın acaba ya? Psikolojik kitap. Mutluluk Tuzağı diye bir kitap. Ne tuzağı? Mutluluk Tuzağı. Mutluluk diye Tuzağı mı? Evet. Allah kahretsin böyle kitap. Hayır. İyice moralini bozmuş. Hayır, psikologlar falan öneriyor bu arada bu kitabı. Ben herkes öneri sever. Üstüne almıştım. Okuyan var mı Mutluluk Tuzağı'nı? Vallahi mı? Terapistim. Efendim? Psikologum yani. Psikologsun. Ver bakayım. Evet. Neymiş Mutluluk Tuzağı? Ne anlatıyor kitap? Mutluluk Tuzağı aslında iyi hissetme toplumunda yaşadığımız. Ama bunun çok da mümkün olmadığını her zaman. Ve yabancı bir yazar mı? Evet, Russ Harris'in kitabı. Ama şu an biz kullandığımız terapi ekolünde o kitaptan çok besleniyoruz. Oh ne güzel. Yani aslında doğru kitap olmuş. Evet, çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Sanki kitaptan pay alıyormuşsunuz gibi galiba. Hocam. Bayağı hatim ettiğim bir kitap olunca böyle duyunca bir heyecanlandım. İyi yaptınız yani, tatlısınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ne gözlemlediniz bugün hanımefendilerde? Ya yorum yaptım. Allah sen bir şey olmaz ya. Üç tane danışan getirdik. Bir yere de vermeyiz. Hadi bakalım. Etik değil deyip bence ben sıyrılayım. Arkadaşım da psikolog bu arada. İstersen mikrofonu ona da veririm. Sen hiçbir şey demeyeceksin şu an. Demek istemiyorsun. Yok, söyleyeyim. Neden?
Yani hem o gözle izlemedim hem de çok etik de olmaz. Normal sen diyorsun ki işle burayı karıştırmıyorum, ben eğlenmeye geldim. Evet, öyle diyelim. Teşekkür ederim ama sorduğunuz için. Rica ederim. Ver bakayım yan psikoloğa. Merhaba. Merhabalar. Yan psikolog. Psikoloji kitaptan sonra yan psikolog. Sen de arka manava ver, o da böyle bir iki emlakçıya versin sonra. Tamam. Psikolog. Ne oluyor lan, siz aynı serviste gelmişsiniz. Tanıyor musunuz birbirinizi? Yok, hayır. Allah Allah. Dört psikolog. Ulan var ya, herkes buraya şey çıkıyor. Bir gidelim de azıcık bakalım şöyle diyor. Ne diyorsun hanımlarımızla ilgili? Valla ben de o gözle izlemedim açıkçası. Siz izlediniz mi peki? Biz burada hayır, izledik. Yani? Ama şu an hani mesaide değiliz sonuçta. Eğlenmek için izledik. Hanımlar, siz azıcık yorum yapacaksınız mı psikologlar? Ben de o gözle izlemedim. Yeter. Coşkun alkış hocalarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızlıklarınızı da çok güzel ifade ettiniz. Ama ben üçünüzün de tercihen yalnız olduğunuzu düşünüyorum. Bu kadar tatlı enerjili, bu kadar güzel kadınlar yalnız kalmazlar normalde yani. Seçicisiniz belli ki. Hepimiz enerji gönderelim. Çok güzel tatlı insanlar çıksın karşınıza. Mutluluk Tuzağı kitabını iyice oku. En yalnız seçelim hadi. Bu üçlüden, dörtlüden. En son süyeteri de oynayacağız, tamam mı? O da bir sonuçta aktör. Aramızda o da. En yalnız Almine diyenler o desin. Kimse inanmamış senin yalancı köpek. En yalnız. Çok kız süyetere güldüm. En yalnız Hülya diyenler o desin. Hakikaten mi? Neden ya? Evet. Çıkar kız, ne olacaksa olsun. En yalnız Merve diyenler o desin. Ana Hülya'cığım, sen seçildin. Şaşırdın mı? Biraz şaşırdım ya. Neyine şaşırdın affedersin? Tek başına Kadıköy'e gitmiş içmeye, börek yiyorsa sen yer böreksin. Şaşırdım ben yani, böreklerle arkadaşım. Kadıköy'le arkadaşım, biraz şişeleriyle sohbet ederim her zaman. Hayır, diğer iki arkadaş daha yalnız hissettiği için ve bundan mutsuz olduğu için falan şaşırdım. Ama yine de gururluyum şu an. Evet, ben tercihen yalnızlık seninki ya. Sen çok tatlı birisin yani. Ne zaman istersen biriyle çift olursun, ben sana söyleyeyim. O mutlu zaten halinde. Yok. Sen niye kıskanıyorsun? Biz bulalım, biz! Araya girme, pezerek! Burada benim Almira Instagram'ım. O kadar değil ya, biri de olsun yani, öyle bir şey de değil de. Tabii tabii işte. Yalnızlığa iyiyim yani, yalnızlığıma tercih edebileceğim biri olursa hayatımda tabii ki çok... Üçünüz için de geçerli bu yani, tabii ki. O zaman... En yalnız sensin. Formatımız gereği hadi bir çaput bağlıyoruz. Bir dilek tutuyoruz. Dileğimizi de arzu edersen bizimle paylaşıyoruz. Ben en yalnız çıkacağımı hiç düşünmediğim için hiç dilek düşünmedim ya. Olsun, şimdi bulursun bir şey. Ha böyle gel, kamerada görsün seni. İstediğin yere bağlı. Boyun geçecek mi? Ayak uçlarına çık. Ne diliyorsun hayatım? Şey diledim işte, dediğim gibi yalnızlığıma tercih edebileceğim kadar beni mutlu eden biri çıksın karşıma gibi. Umuyoruz. Valla. Şöyle yapalım. Belki kullanırız, belki kullanmayız. Bir dilek de senden alalım mı Almila? Benden Almila. Mi? Ha. Ben sevmeyi bilenlerin sevmeyi bilmeyenlere bunu öğretebilmesini diliyorum. Bence çok önemli bir şey. Herkes sevmeyi bilmeli, herkes sevmeli, sevilmeli. O yüzden herkesin gönlüne göre biri olmasını diliyorum. Şöyle bitirelim. Allah sahibine başlasın. Aymineciğim. Ben hayatımda içime dolmuş bu kadar yani. Aynal Tay gelmiş bize. Ya bu sevenler neden? Sevilmeyenleri öğretmiyor. Ne dedin sen demin? Merveciğim ne dilersin hayatım? Hadi bu seferlik de böyle olsun bu bölüm. Sen de bir şey dile bizden. Ben şey dilerdim. Hayattan. Yani gerçekten yanında böyle çocuk olabileceğim birisini. Ben 2 metreyim. Gel yanımda çocuk gibi. Böyle geziyorlar. Ne yapıyor kız? Gidelim mi parka? Bineceğim mi tertrevalliye? Pardon hayatım. Evet. Yani güçlü durmak zorunda olmadığım birisi. Aha, anladım. Evet, ha. Yanımda öyle birisini. Kendi ayakları üstünde olsun, hayatı benimle paylaşsın. Evet. Bana güvenmesin diyorsun.
Kesinlikle güvenmesi. Çiktirsin gitsin diyorsun oğlum. Hiç anlamamış. Ben çok teşekkür ederim üçünüze de. Güzel. Özellikle Hülya. Hakikaten Süyeter'le ilgili tüm şakaları da kaldırdın. Tekrar programın sonunda kendi adıma da teşekkür ediyorum. Arada da konuştuk çünkü. Çok güzel anlattınız. Harikulade bölümlerden biri oldu. Ayaklarınıza sağlık üçünüzü de, ağzına sağlık. Coşkun alkış kardeşlerime.